Herkese merhaba, merhaba. Ne yapıyorsunuz? Sınava iki gün kalmış ve biz hala buradayız. Sen beni izliyorsun. Ben de seni çok seviyorum Ben izlediğine göre. <laughs> Yolu yarıladık arkadaşlar. Yani ne bitişindeyiz ne başlangıçtayız. Şu an tam ortadayız. Ve hedefimiz belli. Yapmamız gerekenler belli. İki gün sonra da aslanlar gibi çıkacağız ve orada o netleri yapacağız. Öyle ya da böyle. Hani şeyde nereden bu kadar eminsin ki? E inanıyorum. Hani inanmaktan başka bir şey yok şu anda zaten benim elimde. Bu arada bu kılığımın sebebi videoyu çekeceğim, videoyu editleyeceğim, oradan doğum gününe gideceğim. İki gün sonra da sınavım var. Arkadaşımızın doğum günü varmış. 29 Şubat. Arkadaşımız 5 yaşına giriyor. Heyecanlı mısın? Heyecan var. Heyecan illaki olacak. Illaki olacak. Bakın ben ikinci kez giriyorum bu sınava. Hedefim hava harp. Allah'ım inşallah hava harp için de iyi bir net gerekiyor şimdi. Ere oturuyorum doğru konuşayım bari. Bir Allah'ın izniyle ha bunu da size anlatacağım bu arada. Ne yapalım diye. Hani oturdum ya mesela ben bunu yarın tek başıma yapacağım. Çünkü videodayken yapabilir miyim emin değilim. Yapamam büyük ihtimalle. Oturdum tamam mı? 15 dakika telefon yok, tablet yok, bilgisayar yok, hiçbir şey yok, ses yok. Sadece sen ve sen. Hani bu kadar. <laughs> düşünüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Sınav gününe gidiyorum. Sınav günü saat 9.30 gibi okulun önüne gitmişiz. Okulun önündeyiz. Ailemiz bizi bırakmış. Kapının içeri gireceğiz. Küpeler falan çıkmış. Sınav kağıdımı daha çıkarmadım. Abu. Sınav kağıdımı çıkarmam lazım. Sınav kağıdımı bak iyi ki bak iyi ki hatırladım. Hi, şu an gideceğim çıkaracağım. <laughs> Sınav kağıdımı almışım, kimliğimi almışım, takılarımı çıkarmışım. Sınava gideceğim. Üzerime rahat bir şeyler giymişim. Oraya oturmuşum işte. Son 15-20 dakikamız kalmış. Laboya giden gidebilir. İstemeyen otursun, Yerine sınavı beklesin. 15 dakika duvarla bakışıyorsun böyle. Ya da gelenlere bakıyorsun. Kim gelmiş, kim girecek. Eğitmeni dik izliyorsun böyle. Çünkü o 15 dakika o sınavdan daha zor bir 15 dakika. Sana bunu söyleyeyim. Çünkü bekliyorsun hani ne gelecek acaba? Hangi sorular gelecek? Kaç yapacağım? Çağrılabilecek miyim? Kafamda deli sorular ama o soruların hepsini bastırman lazım. Hani bak tamam çalışmışsın, çalışmışsındır, çalışmamışsan zaten erkeksen bilmiyorum da kadınsan ıştım diyelim. Tam küfür sayılmaz. Işıtım küfür değil. Neyse işte. Hani atıyorum normal hayatta ben 80 de çıkabilen biriyim tamam mı? Orada odaklanırsam 95 bile yapabilirim. Ama odaklanmazsam aklım sürekli başka bir yerlere giderse o sınav bitmiştir. Burada asıl önemli olan şey odaklanma. Hani kendine ona fokuslayacaksın diyeceksin ki ben bu sınavdan başka bir şey düşünmeyeceğim. Hani 40 tane Türkçe sorusu var tamam mı? 40 tane arda arda çözmek, ondan sonra 20 sosyal, ondan sonra 20 fen, ondan sonra 40 matematik çözmek kolay değil. Gerçekten değil. Senin zihninde kendi aranda bir şey yapman lazım. Diyeceksin ki sıkılmayacaksın. Her soruyu ben şöyle çözüyorum. Aa bu paragraf bana ne öğretecek? Hani bu paragrafa hani ilgim varmış gibi yapmaya çalışıyorum. İlgim yok kesinlikle. Hani bana balen atıyorum istiridye mantarının hangi çeşit solunum yaptığını nerede yaşadığından bana ne. Tamam mı? Ama orada böyle düşünmeyeceksin. Orada, aa istiridye mantar. Aa nerede yaşıyor? Aa burada yaşıyormuş. Her şeyin altını çiz gerekiyorsa unutma. Çünkü aynı paragrafı tekrar tekrar okumak seni çok yoracak. Ve zaten Türkçe'ye maks 50 dakika vermelisin bence. 50 dakika vermek için de paragrafları tek, tek bir kez okuman lazım. İkinci okumakta tamam belki daha hızlı okuyabilirsin ama vakit vakit kaybıdır. Ama vakit kaybetmeyeceğim diye de soruyu yanlış yapma o da çok önemli. O yüzden diyorum ki yani ilk soruyu oku sonra soruda ne istiyorsa yukarıdaki paragrafta onun altını çiz özellikle. Dil bilgisi falan zarsız onlar Allah'ın emri onları da bir çalışın. Bakın şey var. Mevzuyu hmm, son tekrar videoları. Youtube'a girin o arama butonuna yazın. Mevzuyu son tekrar. Bak ben cumartesi of vereceğim dedim ya. Of vermek işte sadece video izleyeceğim. Soru falan çözmeyeceğim. çözersem benim üf, kafam gider zaten. O son tekrarları izleyin. Onlar gerçekten işe yarıyor. Hocaların tahmini de bazen çıkabiliyor yani. Sosyal, sosyal. Bak Türkçe'ye atlattığında öyle bir rahatlayacaksın ki oh diyeceksin yani. Bu arada bence YKS'nin Türkçeleri fazla zor olmuyor. TYT kısmı ve MSYK kısmı için konuşuyorum. Hani düzgün okursan ve anlarsan yaparsın. Hani şıklar tamam hani 40 soruda 40 demeyeyim 30 diyeyim 30 paragraf çıkıyor genelde. 30 sorudan 5 tanesi çelişkili olabilir ama 25 tanesi de çelişkisi çelişkisi sonuç olarak yapacağına inanıyorum. Gerçekten yapacaksın ama mesela bir sandalyeye geç, rahat olduğun bir yere geç, hayalini kur tamam mı? Ben bak şu an hayal kuruyorum. İlk 47 dakikayı Türkçe'ye vereceğim ve Türkçe'den 33 netim gelecek. Sosyale geçeceğim. Sosyale 22 dakika vereceğim ve sosyalden 16 netim 16 arttım. 14 netim gelecek. Sonra fene geçeceğim. Fene 25 dakika vereceğim. Hatta 25 fazla ona da 22 dakika vereyim. Fenden 14 netim gelecek. Matematiğe geçeceğim. Kalan sürenin hepsi matematikte olacak. Ve matematikten 27 netim olacak kaç oldu? 27, 33, 50, 60, 70, 80, 88. 88 ile alır, Denizde alır. Havayı al, hava alır mı bilmiyorum çünkü her yıl puanları değişiyor. Ama bence 88'i alır. Mesela bunu yap tamam mı? Dakika dakika düşün. O anda aklında planlan, şey yap. Planlan ziyade öyle yapmış gibi yap. Çünkü bu senin şey yapacak. Ben böyle yapacağım inandıracak yani. Ben bu, bunu 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 yapacağım. Böyle 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 olacak. Başka söylemek istediğim bir şey var mı onu düşünüyorum. Bak çok gergin olduğunu biliyorum. Çok heyecanlı, heyecanlı da olabilirsin. Çünkü bana gelen mesajlar abla çok heyecanlıyım. Abla matematik, abla şu, abla bu. Ablanız kurban olsun öncelikle size. Ama ay çok makyaj yapmışım. Heyecan yaparsan gerçekten olmaz. Tamam heyecan her şeyin tadı tuzudur. Ufak bir heyecan yerindedir bu arada. Ama fazla heyecan orada senin aklını karıştırır. Gerçekten sadece heyecanı kısıp soruya odaklan. Zaten sen o soruyu yapacaksın. Ha bazıları 3 dakikada yapar, bazıları 1 dakikada yapar ama yapacaksın yani bu kadar. Bu arada işte sınava çağrılma ay sınava diyorum. Mülakatlara çağrılma sınavı genel adı olarak bence. Olmazsa seneye denersin. Olmazsa farklı bir meslekte de deneyebilirsin. Ha askeriyi deneyip intibak eğitiminden pes edip sonra istediğin mesleğe de geçebilirsin. Hani kendini denemek için de girebilirsin. Bilmiyorum ya. Hiçbir şey bilmiyorum ya. Ben de heyecanlıyım ama göstermemeye çalışıyorum. Çünkü heyecan gerçekten <laughs> heyecan seni aşağı çeker çoğu zaman. Mesela yani mülakatlarda da heyecan yaparsın elenirsin. Bu kadar basit. <laughs> ama gerçekten bakın hani gerekirse 15 dakika bir yerde oturun. Böyle sessiz sessiz duvar izleyin. Çünkü o sınavdan önceki 15 dakika o kadar insanı geren bir 15 dakika ki o gerilmeyi minimum düzeyde yaşaman için de bunun bir tekrarını yap. Hani sana demiştim ya deneme çöz. Sürekli deneme çöz diyor. O denemeden önce 15 dakika otur bekle. Hani bu senin için bir süre kaybı kesinlikle değil. Çünkü alıştırma. Hani mevsuyu zaten TT'nin alıştırması gibi düşün ve o yüzden de girebilirsin. Gençler yaparsınız ya. Hani zor bir şey kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Yapan nasıl yapıyor? Mesela yani. Mesele, yapan çalışıp yapıyor o ayrı mesele. De. <laughs> Çalıştım değil mi? Çalıştıysan yaparsın. Çalışmadıysan ya da çalışıp heyecan yaptıysan yapamayabilirsin. Ama yapamayınca dünyanın sonu kesinlikle değil. Ne oluyor yani? Illaki bir şey okuyacaksın. Ha, okuduktan sonra o mesleği icra edecek misin o ayrı bir mesele. o o daha çok yılın var. Onları düşünme daha. Başka ne konuşsam ne konuşsam. Bu arada ders videosu çekmemi istemiyor çoğunluk. Hani o yüzden ders videosunu azaltayım mı? Ne yapayım? Bana bir şey deyin. Kurban olduklarım yani. Bana yazanlar oluyor. Mesela abla yapabilir miyim? Netlerim çok kötü. Abla başarabilir miyim? Ben seni bilmiyorum yani tanımıyorum bu zamana kadar ne yaptın şu anki netlerin nasıl hiçbir şey söylemeden abla yapabilir miyim diyorsunuz farkındayım bir motivasyon bir onay bekliyorsunuz belki ama hani bilemem şimdi şu koşula şu duruma da gelmek istemiyorum sen yaparsın sen aslan sen kaplansın ben bunu söylerim ben bunu her gün aynaya kendime bakarak da söylüyorum kendimi öyle gaza getiriyorum hani aynısını size de yaparım ama yapamayınca bir psikolojik düşüş oluyor, olabiliyor. Bende de mesela. Ama mesela ben o psikolojik durumdan çıkabiliyorum. Ama sen çıkabilir misin? Onu bilmiyorum. O yüzden hani ablo yapabilir miyim? Netlerim kötü. İşte matematiğim 3 net geliyor. İnşallah yaparsın. Diyorum. Genel olarak. Çünkü ben bilemem ki arkadaşlar. Yani ben ben nereden bilebilirim? <laughs> Ama çalışan her zaman yapar. Ya da erkek olan. <laughs> ya of, geçen siz kaç defa anlattım farkındayım da sağlık için itiraz ettiğimde bir çocuk 140 bindeydi ben 70 bindeydim gel o havadaydı ben karadaydım geldi benle dalga geçti ya hani tam bazı şeylerin farklı olması gerekiyor da bu kadar da fark çok fazla ya gerçekten fazla. Ama elden ne gelir kızlarım. Hepinize başarılar diliyorum. Bu arada sınavdan çıktıktan sonra yorumlarda soruları tartışalım. Hani merak ettiklerinizi sorun. Ben sınavdan çıkınca hafızam full gidiyor. Hiçbir soruyu hatırlamıyorum. Ne yaptım ne ettim bilmiyorum. Ama sizin için aklımda tutmaya çalışacağım. sınavdan çıktıktan sonra bir dinlenin, bir yemek yiyin, bir kendinize gelin. Kötü olabilir, iyi olabilir, hiç fark etmez. Yani sonuçta YKS'ye daha 4 ayımız mı var, 3 ayımız öyle bir şey var. Bakın benim gevşekliğimden biraz olun. Çünkü gevşeklik de gerekiyor. İki gün sonra sınav var. Ben arkadaşımın doğum gününe gidiyorum şu anda. Gitmez <laughs> gitmesem mi acaba diye bir düşündüm de kayıp olur kendinizi sevin. O sınava kötü psikolojiyle sakın girmeyin. Hani aileniz bazı şeyler söyleyebilir. Takmayın. Ben yapacağım ya din. Ben yapacağım. Ben başaracağım. Bu yıl olmazsa sene ya da bu meslek olmazsa olmaz ya. Başka meslek. Sen yapacaksın bu kadar. Hani başka seçeneğin yok zaten. Ama kendini germe bak. Sürekli aynı şeyleri söylüyorum çünkü önemli olan şeyler. Germe kendini. Matematiğin on net mi geliyor? E sen bunu şimdi iki gün kalmış 20 de zor çıkartırsın. Gerçekçi olalım. O yüzden sosyalden ve Türkçeden o artı 5 artı 6 net almaya çalış. Stratejik ol. Matematiğin çok mu kötü? Matematiği en sona koy. Ya da mesela benim Türkçem bir tık kötü. Mesela Türkçeyi yaptıktan sonra benim başka hiçbir şey enerjim kalmıyor. O yüzden ben Türkçeyi ilk başta yapıyorum. Çünkü en fazla net alabileceğimiz yer zaten Türkçe. Ana dilimiz. Onu da yapamıyorsun gidelim saç şaka yaptım gitmeyelim hiçbir yere de <laughs> ama o aklında canlandır o anı gerçekten canlandır ve yapacağına inanıyorum yapacaksın da hani sen bu idealle yaşıyorsun bu idealle hayatını devam ettiriyorsun hani idealinin önünde çok ideal dedim ya hayalliyim. Aynen hayal daha doğru olur. Bu hayalin önünde 2-3 aşama var. O aşamaları da geçmek için bu sınavı da geçmen lazım. Sana güveniyorum öncelikle. Ama git o MSÖ'yü tekrar videolarını izle. Son tekrar videolarını izle. Çünkü onlar böyle tüm bir dersi 2-3 saate sığdırıyorlar. Güzel oluyor. Ben onlardan çalışıyorum. Yaparsın ya. Allah'ıma yaparsın ha. <laughs> Yapamazsam da canın sağ olsun. Bizden önemli değil mi? Değil kesinlikle. Kesinlikle değil yani. Ha bir de bakın sınav gününe hiçbir plan yapmayın. Çünkü sınav anında gerçekten o kadar fazla aklınız başka şeyleri düşünmeye çalışıyor ki. Benim de öyle. Hiçbir şey düşünmeyin. Düşünmemek birinci kural. Düşün. Sorudan başka hiçbir şey düşünme. Odaklan. Saate bakma. Saat akıp gidecek. Sen o soruya yap. O soruya uğraş. Çünkü kafanı kaldırdığında da saniye gidiyor. Abo. Ne oldu ya bu? Ne oldu bu? Yapacaksın. Bitti. Ya yapamadın mı? Canın sağ olsun sen gel ya sen bizdesin. Ne oldu bu? Yapamıyorsun diye azarlayacaklar mı seni? Hiçbir şey yapamazlar. <laughs> Biliyor musun? Lisede beni <laughs> subay hanım diye çağırıyorlardı. Öğretmenler bile. Hani o kadar biliyorlardı. Ne oldu? Olsun canım sağ olsun. <laughs> ne olacak ya? Sloganımız bu. Ne olacak ya? Senden önemli değil. Hadi görüşürüz. Ama yapacaksın. Görüşürüz.